İyi günler diliyorum. Ben tek sen hastanesine gelmeden önce çok zor günler yaşadım, geçirdim. Bypass olmuştum daha önceden ve akciğerlerim iyi nefes almamı engelliyordu. Çok kötü günler yaşadım. Tek ten hastanesine gelinceye kadar hiçbir şey hatırlamıyorum. Geldim, ikinci günü gözlerimi açtım. Doktorlar o kadar ihtimam gösterdiler ki ben inanamadım şu anda iyi olup çıktığıma. Hemşireler, müstahdemler, çıkan yemekler bile 8 yıldızlı oteller gibi, o kadar güzel. Temizlik, hijyen. Ben böyle bir şey görmedim. Sanki Avrupa standartlarında bir hastane ve orada tedavi edildim. Çok mutluyum. Herkes bu hastaneye gelsin ve tedavisini olsun. Çok mutluluk duyarım. Çünkü herkes iyileşir burada. 20 gündür burada yatıyorum. Bugün çıkıyorum elhamdülillah. Doktorum Serdar Bey'e çok teşekkür ediyorum. Diğer doktorlara da. Hepsinin bende çok hakkı var. Hepsinden Allah razı olsun. İkinci bir hayat verdiler bana. Sonsuz onlara teşekkürüm. Sonsuz borçluyum onlara karşı. Ve bunları size anlatmak istedim. Akciğer hastası olanları, kalp hastası olanları, solunum rahatsızlığı çekenleri, bunları lütfen gelsinler. Serdar Hoca bu işin profesörü. Gerçekten benim profesörüm Serdar Bey. Çünkü doktorum beni iyileştirdikten sonra iyileştiremeyeceği hasta yok. Yok. Lütfen gelin. Gelin, çare olun. Bana da bir dua ederseniz yeterlidir. Yani kalp hastaları gelsin. Şeker hastaları. Şekerimi de çok düşürdü. Ben aynı zamanda diyabet hastasıyım. Şeker hastaları gelsin. Kalp hastaları gelsin. Özellikle akciğer hastaları, solunum yetmezliği olanlar. Gelsinler, dertlerine çare bulsunlar bu hastanede. Merhaba. Sema teyzemiz bundan aşağı yukarı 20 gün önce Denizli'nin bir ilçesinden hastanemize sevk edilmişti. 112 acil servis ambulansı ile getirilmişti. O zaman bize gönderilme sebebi nefes darlığı, bilinç bunalıklığı, uyku hali ve genel durumda bozulma şikayetleri vardı. Hastamızı yoğun bakım ünitesine yatırdık. Özgeçmişinde kronik obstrüktif akciğer hastalığı dediğimiz kronik bronşit, diyabeti ve hipertansiyonu vardı. Hastamızı yatırdıktan sonra gerekli tetkikleri yaptık. İlaçlarımıza başladık. Aşağı yukarı 3-4 gün sonra zaten bilinci açılmaya başladı. Kandaki oksijen seviyesi yükselmeye başladı. Karbondioksit düzeyi azalmaya başladı. Gün geçtikçe tedavimize iyi cevap verdi. Yaklaşık bir 10 gün sonra artık problemleri yok denecek kadar azdı. Şekeri regüle oldu, tansiyonları normaldi. Fakat bir sorunumuz vardı. Bilinci açık olmasına rağmen yiyip içiyordu. Kandaki karbondioksit seviyesi hala düşmemişti. İstediğimiz seviyede değil, yüksek seyrediyordu. Bizim SIBAP dediğimiz bir cihaz var. Bu solunum sisteminde problem olan, solunum sıkıntısı yaşayan hastalarımızda. O cihazla solunum desteğimizi yaptık. Karbondioksit seviyesini düşürebildiğimiz kadar düşürdük. Ama belli bir seviyenin altına inmedi. En sonunda göğüs hastalıkları uzmanımız Sayın Pınar Hanım ve anestezi uzmanımız Nevin Hanım'ın destekleriyle tedavimizi değiştirdik. Birazcık daha SIBAP cihazıyla oksijen desteğini devam ettik. Ve en sonunda göğüs hastalıkları uzmanımız hastayı değerlendirdikten sonra Pınar Hanım hastanın oksijen konsantratörü kullanması gerektiğini, bundan sonraki yaşamda bu cihazı kullanırsa daha iyi olacağını söyledi. Çünkü normal oksijen desteği olmadığı zaman karbondioksit yüksek olması dışında oksijen seviyesi de düşüyordu. İleride yaşam kalitesini artırmak, nefes darlığı şikayeti olmasın diye
oksijen konsantörümüzü Pınar Hanımcığım yazdı, raporunu çıkardı ve Sema teyzemizi bugün artık taburcu ediyoruz. Genel durumu çok iyi, gördüğünüz gibi. Çok teşekkür. Kendisinin nefes darlığı falan şu an için herhangi bir sıkıntısı yok. Dış ortamda gayet iyi nefes alıp veriyor. Herhangi bir problemi olduğunda her an yanındayız. Biz de onu çok sevdik, tüm hekimler ve personel olarak. Ben de ona ayrıyeten teşekkür ederim. Ben sonsuz teşekkür ediyorum.